Mikros hemenden ilk siparişini verenler kazanıyor. Sen de hemen siparişini ver. 100 TL indirim kazan. Maç keyfini katlayacak atıştırmalıklar dakikalar içinde kapında olsun diye. Migros'tan söyle. Vol ekranlarından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Trabzonspor 5 yaş maçının önünü konuşacağız. İki takımı da konuşacağız. Trabzonspor aslında yeni olmayan yeni bir teknik direktörle yoluna devam ediyor. Şenol Güneş de bir kulüp efsanesi tabii ki. Aslında aynı şekilde Beşiktaş için de büyük bir figür. E, Trabzonspor için tabii ki hem futbolcu kalecilik zamanı hem teknik direktörlük zamanı zaten yani şehir insanı direkt Şenol Güneş. Orada bambaşka bir figür ama Beşiktaş'ta çok iyi izler bıraktığını düşünüyorum. Hem yaşadığı şampiyonluklar... Avrupa Kupalarında aldığı başarılar, özellikle unutulmaz Şampiyonlar Ligi namarı çıktığı sezon. Gerçekten çok iyi izler bıraktı Beşiktaş'ta da. Burada da Trabzonspor'la ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynayacak. Maçın hikayesi de enteresan olacak tabii ki bu bakımdan. Beşiktaş Ligi'ye çok iyi başladı. İlk 11'ini çok rahatlıkla sayabiliyoruz. Mesela Joao Mario yeni transfer geliyor. Nerede oynayacağını çok net biliyoruz. Nasıl oynayacağını hatta çok net biliyoruz. Giovanni Van Bronckhorst bunu kısa zamanda çok iyi başardığını söyleyebiliriz. Ee, aynı şekilde Şenol Güneş'in de aslında oyun formatının ne olduğunu aşağı yukarı biliyoruz ama... Mevcut Trabzonspor kadrosuyla nasıl bir 11 çıkacağını çok kestiremiyoruz. Çünkü e, Trabzonspor biraz dengesiz bir takım kurdu. Yani 8 numara, kanat forvet rolleri biraz birbirine yakın roller. O yüzden dengeli bir takım ortaya çıkmadı şu ana kadar ama e, muhtemellerde iki tane 6 numara gözüküyor. Okay ve Mendy Trabzonspor'da ama yani bizim bildiğimiz Şenol Güneş orta sahaya çok erken dokunuşlar yapar. Hatta mesaiye direkt oradan başlar bir noktada işte Ozan Tufan gibi bir sağ iç oyuncusunu kullanacaktır. İşte Muhammed gibi yetenekli bir oyuncuyu ya da Enis Bardi gibi yetenekli oyuncuları yine iç orta sağ rolü gibi de kullanabilir. Yani hücuma kırılan 10 numara rolündeki top rakibe geçince 8 numara. Top Trabzonspor'dayken de 10 numaralaşan isimlere dönüştürebilir ama burada Beşiktaş'a karşı bu 11'e yakın bir format bekleniyor. Vizca da sakatlıktan yeni çıktı. Belki iyice düzelirse 11'de de çık olabilir ama e, Orsic, Dragoş Kanat Forvetler. Yeni transfer Banza e, önemli bir oyuncu. Portekiz Ligi'nde oldukça e, gol atan, son sezonunda 20'nin üstüne gol atan bir oyuncuydu Banza. E, fiziksel olarak fark yaratan bir oyuncu. Hem çabuk, yani dinamizm var hem de kuvvetli. Yani tipik hani ligin santaforu diye tanımlıyoruz bu oyuncuları ama aslında bence her ligin santaforu. Yani fizik olarak caydırıcı olabilecek 9 numaralar her ligde fark yaratabiliyor. Tabii ki daha üst düzeyliklerde aynı zamanda topla ilişkisi de iyi oluyor bu tip 9 numaraların. Burada Banza daha çok fiziksel olarak fark yaratacak bir oyuncu. Haliyle eğer böyle bir 11 çıkarsa Trabzonspor'da biraz daha kompakt bekleyen, iki tane 6 numarasını savunmasına yakın tutan Dragoş, Orsic gibi çabuk oyuncuları kullanacak. Banza'nın pivotluğunu kullanacak bir takım haline gelebilir. Yani Beşiktaş'ı biraz orta saha civarında baskı yaparak oralarda bozup. Geçen sezon aslında Beşiktaş'a karşı böyle oynamıştı e, Trabzonspor ve sonuç da almıştı. Tabii ki bütün teknik direktörler farklı ama e, bu tip yani teknik olarak fark yaratacak oyuncuların azsa iç sağ avantajını kullanmak istiyorsan fiziksel olarak iyi oyuncuların varsa çabuk oyuncuların varsa biraz daha bu format daha tercih edilebilir oluyor. Bakalım Şenol Güneş böyle bir oyun mu tercih edecek onu göreceğiz. Beşiktaş'a gelecek olursak Beşiktaş Ligi dediğim gibi çok iyi başladı. Ve Johan Van Morakos'tan her maçta farklı oyunlar gördük. Lugano deplasmanı başka oyun. İçerideki Lugano maçı başka oyun. Antalya Spor İstahada oynarken başka bir oyun. Tamamen pres, önde baskı. Sonra Sivas Spor'a karşı oynarken bambaşka bir oyun. Orta sahada kompakt bekleyip topa sahip olman. Bir ara %70'in üstünde topa sahipti Beşiktaş. Oyunu dinlendirerek kazandı. Çok güvenli bir oyunla. Şimdi burada da Beşiktaş yine benzer bir şekilde Sivas Spor maçına, ilk Lugano maçına benzer bir şekilde oynayabilir. Yani çok acele etmeden, çok fazla önde baskı yapmadan. Çünkü önde baskı demek ne olursa olsun son dönemde formda olsa da Masuaklı'nın arkasına oyuncu sarkması demek olacaktır. Bu baskı biraz daha dengesiz yapılırsa, çok hatlar yakın tutulamazsa buralarda boşluk bırakmak demek olacaktır. Mesela Rafa Silva, Joao Mario oynayacak diye bekleniyor. Ona geleceğiz. İşte Musrati, Getson, Fernandez eklendi prese. Burada bir boşluk olursa Trabzonspor'da bu boşluğu değerlendirecek hızlı kanat oyuncuları var. O yüzden Beşiktaş muhtemelen yine son Sivas maçında gördüğümüz gibi şu şurada bölgesini savunacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle gösterelim. Şurada kompakt takımı bir arada tuttu. Ee, kazandığı toplarla direkt geçişi tercih edeceği bir oyun görebiliriz. İşte o direkt geçişlerde takımı yine en kritik oyuncusu Rafa Silva olacaktır. İki türlü de Rafa Silva. Hem şuradan yakaladığı toplarla savunma arkasına koşu atabilecek. İşte Immobile gibi hatta Gerson Fernandes gibi artık biliyorsunuz hücum koşulları atan bir 8 numaraya dönüştü Gerson Fernandes. Ya da ters tarafta oynayan Raşisa gibi oyuncuların direkt önünde top bırakabilecek bir oyuncu. Ya da Joao Mario gibi bu maçta sol kanat oynaması bekleniyor. Ama Joao Mario kanata yazıldığı zaman tipik bir kanat oyuncusu gibi davranmıyor. Tıpkı bir zamanlar tabii ki oyuncu profilinde farklılıklar var ama Gezal'de Beşiktaş'ın yaptığı şey çok farklıydı hatırlarsanız. Kanat oyuncusuydu ama aslında değildi. Yani topla devrilirken bir 10 numaraya dönüşüyordu. Bir orta sahaya dönüşebiliyordu. Oyunu dinlendiriyordu. Top saklıyordu. Joao Mario da kariyerinin büyük bir bölümünde 8 numara rolünde oynamış. Üçlü orta sahaların içlerinde rol almış bir oyuncu. Son dönemde biraz daha kanat forvetleşti ama orada da daha çok oyuna katılan, pas kurgusuna katılan bir isim olarak dikkat çekiyor. Burada da Rafa'ya hazırlayıcı paslar atabilir Joao Mario. Yani Rafa Silva Joao Mario ikilisi birbirine pozisyon hazırlayabilirler. Zaten Benfica'da da bu iki oyuncu oldukça iyi bir uyuma sahiplerdi. Ters tarafta tabii ki yaratıcı bir oyuncu olarak Dimaria'ya da çok doğru tamamlıyordu burayı. Yani belki de Beşiktaş'ta tek eksik parça bu. Yani kanat modellerine baktığımızda çok standart rakip Rakibini çok rahat eksilten, isterse çizgi inen, isterse içeride bir şut atacak, biraz daha kafa karıştıracak bir kanat oyuncusu eksik kaldı. Orası kesin ama e, geçen sezondaki enkazdan sonra yine olabildiğince iyi bir takım kurulduğunu düşünüyorum. Sonuç da alıyor, iyi de bir teknik direktörü var. E, i̇şte Rafa ve Mario'yu aslında bu tip bir kanat oyuncusu, Raşit Sayan'ı biraz daha yaratıcı, daha çabuk bir kanat oyuncusu, daha doğru tamamlardı. Ama bu iki isim de bence uyumlarını Beşiktaş'ta çok kısa bir sürede, gerçekleştireceklerdir diye düşünüyorum. Tabi burada Beşiktaş için kritik isimlerden bir tanesi artık birçok maçta olduğu gibi Gerson Fernandes olacak. Gerson Fernandes hatırlarsanız Şahol Güneş son Beşiktaş döneminde ilk dönemlerinde ki iyi bir çıkış yakalamıştı. Ocak ayına işte devre arasında gelmişti Beşiktaş'a. Lig sonuna kadar iyi bir çıkış yakalamıştı Beşiktaş. O zaman Gerson Fernandes'i biraz daha ceza sahasını koşu atan bir oyuncu olarak kullanmayı başarmıştı. Gerson en son hep o dönemden örnek veriyorduk. Ya yani aslında doğru Gerson Fernandes modeli bu. Oyun kuran bir 800 numara değil de topsuz koşu yapan, rakibe baskı yapan, driplik yapan bir 800 numaralı olabilir diye. Giovanni Van Borco döneminde bunu arşa çıkardı. Belki de işte o topluma transfer yapan, potansiyeline çok inanılan ya yani bonservis değeri 55 milyon euro olarak belirlenmişti o zaman. Toplum satın almak isteseydi 55 milyon euro vermek durumundaydı. O zaman aslında vaat ettiği şey Gerson Fernandes'in buydu. İki ceza sahası arasında hareket edip hem top rakibe geçtiğinde baskı yapan bir 8 numara hem top kendi takımındayken ceza sahasına girip oralardan ekstradan skora destek verecek bir 8 numara olması bekleniyordu. Bunu şimdiden gerçekleştirmeye başladı Johan Van Borokos döneminde. Ve bu tip maçlarda rakibin de sizi kompakt karşılaması çok muhtemel. Ve ad, kon, rakibin sizi kompak karşılaması yerleşik savunmayla karşıla, karşılaması şu demek aslında herkesin bir adamı olacak Immobile'nin işte Joao Mario'nun, Rafa Silva'nın Rafa Silva muhtemelen 6 numaralarla da eşleşecek e, Rashid Sağ, işte Eren'le eşleşecek gibi gözüküyor e, burada önemli olan şey eşleşme dışında bir demarke oyuncu yakalayabilirseniz bunu artık çok büyük takımlar da diniyor yani City'lerde Arsenal'de yani çok Hatta Real Madrid'de ekstradan orta sahadan demarke pozisyonunda bir oyuncu ceza sahasına attığınız zaman onun kontrolü biraz daha zor oluyor. Ve Gerson Fernandes açıkçası bu konuda çok fark yaratan bir isim olmaya başladı. Bu maçta da kritik olacaktır performansı. Aslında aynı durum Trabzonspor için de geçerli. geçerli. Orada da Ozan Tufan isim var. O yüzden ben bir noktada Belki bu maç başlangıcında da olabilir ya da Şenol güneş maçın devamında ya da gelecek haftalarda. Ozan Tufan'ın sağ işte göreceğimiz maçlar olacaktır. Okay ya da Mendy'i tek altı bırakıp burada belki biraz daha yetenekli bir oyuncuyu tercih edebilir. İşte Enis Bardi de olabilir o, Muhammed de olabilir yeni transfer olan oyuncu. Eee e döndükten sonra muhtemelen oyun kurucu kontrol ve rolünde en azından bir tersi Vici olur. Burada da Orsic oynar gibi gözüküyor. Ee, yani Ozan Tufan da hatırlarsınız büyük maçları çok iyi oynuyordu Fenerbahçe döneminde de. Yani kötü kötü büyük maçı derbisi yoktu neredeyse. Çünkü o da böyle kontrolsüz yani rakip için kontrolsüz driplikleri, kontrolsüz şutları çok fazla denge bozabiliyordu. Bu tip 8 numaralar işte Gerson Fernandez gibi, Ozan Tufan gibi bu da, bu büyük maçlarda sonucu belirleyen isimler olabiliyorlar. O yüzden bu iki oyuncunun da performansını ben merakla bekliyorum. Umarız güzel maç olur, seyri yüksek maç olur. Maçtan sonra da Vole'de e, vole canlı yayında olacağız. E, bu maçtan sonra da sizi canlı yayında da bekliyoruz tabii ki. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.